Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun böyle. Hoş geldiniz, günaydınlar. Buyurun Evrim Hanımcığım, buyurun. Kırmızı, beyaz, milli renklerimiz ne kadar şık olmuşsunuz. Teşekkür günaydın. Ederim. Hayriye Hanımcığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın, nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi misin? Sizi gördüm, daha iyi oldum. Teşekkür ederim efendim, buyurun buyurun. Teşekkürler. Emre'ciğim hoş geldin sen de. Aa, bugün saçlarını ilk defa normal gördüm. Songül ablam hoş geldin sen de, gel buyur buyur. Evet hanımlar çok şıklar, beyler çok şıklar. Haftanın son günü, alıştık bugün gidiyoruz. Evet. Zor ayırdık. Oluyor vallahi benim için. Evet. Şimdi yarın çok yeni sevdik. Pazartesi günü yeni yarışmacılar, onlara ısın. Herkes bakalım sizin gibi enerjik güler yüzlü olacak mı? Şamin biliyorsunuz 19 yaşında genç bir yarışmacımız. Kendisi İranlı ama Türkiye'de yıllardır kalıyor. Az çok bizim kültürümüzü artık insanlarımızı biliyor. Bir tanıyalım seni, bu Şamin Hanım kim, 19 yaşında nasıl cesaret etmiş bir yarışmaya katılmak istemiş? Bir tanıt kendini, bir anlat şöyle. Adım Şamim, 19 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü okuyorum. 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da protez tırnak uzmanıyım. Çalışıyorum aynı zamanda. Yani yemek yapmaya da aslında çocukken başladım. Anneannem sayesinde oldu. Ben anneannemde çok kalırdım hani, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. O zamanlar benim küçük bir tencerem vardı her zaman. O yemeğe ne koyarsa azar azar bana da ayırırdı. Aynı şeyleri ben de koyardım ve ben kendi tenceremden yemek yerdim yani, her zaman. Yani küçükken de mutfağa meraklıydın. İçinden evet, geliyordu. Evet, çok meraklıydım. Hatta çok küçükken de böyle sebzeleri, çimenleri falan toplayıp suda kaynattığım olmuştur. Zaten genel olarak çocuklukta illaki bir mutfak eşyalarıyla evet. Oynamışlığımız vardır. Eskiden kızların böyle evcilik takımları olurdu. Evet, evet. Tavası, tenceresi. Yani çocuklara biraz küçüklükten aşılıyorlar. Ama senin içinden de geliyor. Evet, evet, şu anda da seviyorum. Yani profesyonel olarak mutfağa girdiğinde işte evet, çorbası, evet. Pilavı, yemeği yapıp yapıyorum. Kalkıyorsun. Peki Türk yemeklerini mi ağırlıklı biliyorsun, İran yemeklerini? Ya ben İran yemeklerini daha ağırlıklı biliyorum ama Türk yemeklerine de hakimim. Çünkü hem okulda yemek yiyorum hem iş yerimde Türkler hepsi. Yani oradan hani da biliyorum. Yedikten sonra merak edip de aa bu nasılmış gideyim ben de yapayım yapıyorum, diyor evet. Belki? Peki, şimdi ailenin devamı İran'da mı, İstanbul'dalar mı, gelip gidiyorlar mı? Yani o duruma göre değişiyor. Genelde annem burada kalıyor ama yılda böyle 4-5 ay yurt dışında kalıyor, yani İran'da kalıyor. Hani aralıklı aralıklı biz kaç beraber gittik. İki. Kız erkek? İki kız. İki kızsınız. Ablam var. Baban İran'da mı, burada mı? Yani babam İran'da çalışıyor ama sürekli de gelip gidiyor ona. Sürekli gelip gidiyorlar. Ama annem ağırlıklı olarak burada. Peki Şamim'cim, biz çay kahveni ikram ediyorsan alalım, ondan sonra sohbetimize devam edelim. Peki de ben masaları başta koyayım. Tabii. Şamim Hanım'ın karşılamasını beğenmedim çünkü çok heyecanlıydı. Hiç gülümsemedi, robot gibi bizi karşıladı, çok paniklemişti. Şamim Hanım beni güzel karşıladı. İlk günü beni eleştirmişti soğuk karşıladığım için ama bugün kendisi güzel karşıladı. Karşılamasını beğendim. Şamim Hanım, nasıl buldunuz misafirlerinizi? Hani pek böyle bir şeyler. Sanki durgunlar, sanki böyle endişeliler. Hani bugün herkesin kendi günü geçtiği için hani biraz rahat geldiler bana. Kahve de sormadınız. Bakalım çaya ne diyecekler? Yani bizim İran'da çay ikram ediliyor. İran çayı. Bizde kahve olmadığı için İran çayı ikram ediliyor ve ben kendi geleneklerime göre yapmak istedim. Geleneklere göre çayın yanında incir mi ikram ediliyor? Yani bizde kuru yemiş de veriliyor, kuru meyveler de veriliyor, servis ediliyor. Şeker kıtlama içiliyor. O evet, yüzden bu şeker bizim Erzurum kıtlamasına benziyor. Evet evet, öyle İran şekeri. Çaylar İran çayı. İran'da bizde misafirlere çay ikram ediliyor. Yanında kuru yemiş veya kuru meyveler kullanılıyor. Eğer ayrıtan kahve isteyen varsa yapabilirim. Yok, yok teşekkürler. Teşekkürler. Tamam. Şamim Hanım bize yöresel olarak çay ikram etti. Fakat ben çay sunumundan önce kahvede teklif etmesini beklerdim. Benim pastamın olmayacağını söylemişti. Kendisi bize incir kurusu ikram etti. Memnun olmadım. Şamim Hanım sadece İran yemeklerini biliyor, başka yemekler bilmiyor. O yüzden ondan ümitli değilim. Evet Şamim, sıra geldi zor yere. Menünü merak ediyoruz. Başlangıç olarak çorbada kremalı mantar çorbası var. Ara sıcakta oloviye var. Ana yemek İran usulü patlıcan yemeği, yanında zafranlı pirinç pilavı var. Tatlı olarak da safranlı, muhallebi gibi ama nişasta tatlısı. Evet. Gül nişastasıyla ve gül suyuyla yapılan bir tatlı. İran'a özgü bir tatlı. Evet, evet. Pilav olarak ne dedin? Safranlı pirinç pilavı. Menüyü beğenmedim. Kolay bir menü. Şamim Hanım'ın menüsünü beğenmedim. El oyalayacak bir şey yok. Ne dedin? Oloviye. Oloviye. Ya bizde bütün misafirliklerde doğum günü olsun, birisi misafir gelirse yapılan bir
Bu yumurtalı patatesli bir şey. Evet, yumurtalı patates tavuğu. Bunu daha önce Özbek bir yarışmacımız da yapmıştı. Anladım. Bizim patates salatasına böyle biraz yumurtalısı. Bildiğimiz patates. Patates, bildiğimiz patates. Ama çeşit olarak içi biraz kalabalık bir patates salatası. Evet. Çeşitli. Çeşitli, evet. Bayağı çeşitli. Özbek bir yarışmacımız daha önce iki kere küre falan yapmıştı. Küre haline geliyor zaten o patates. Ezilim. Hadi bakalım. Evet. Menüyü nasıl buldunuz Hayriye Hanım? Vallahi yiyeceğiz, bakacağız. Bilmiyorum yani. Peki baktığınızda çorbayı biliyor. Ağır bir menü değil. Çorbayı biliyoruz. Safran pilavı da biliyoruz. Bir o dedoğunu işte orada yani patatesli karışık. Yani o dediğiniz karışık. Ağır bir menü olarak her birinin aşaması var. Yani o mutlaka dediğiniz... Mutlaka her yemeğin hani, aşaması var. O dediğiniz hani her biri ayrı pişecek, ayrı birleşecek. Ana yemek de öyle. Her şey, her part olarak ayrı pişecek, sonra birleşecek. Yani İran'da biz hamur kullanmıyoruz. Hamur yemiyoruz. Hamur işi de yok. O yüzden ben hamur açmayı da bilmiyorum açıkçası. Ha, sizin oklava ile merdane ilişkiniz yok mu? Asla yok. Börek merkez yani yok yok. Bizde hamur işi olmadığı için ben de hamur açmayı bilmiyorum. Anladım. Peki. Evet. Hazırsanız evi gezmeye başlayalım. Bakalım genç yarışmacımız. Kahve içseydim daha mutlu olacaktım. Niye? Sormadı ki bize hiçbir şey. Ha. Nasıl içersiniz? Kahve mi içersiniz? Ben çay ikram edeceğim ama. Ya şöyle söyleyeyim. İran kızının evine geldiniz ve İran'da böyle çay ikram ediliyor. Ben de öyle gelenek tamam. olarak öyle ikram etmek tamam, istedim. Tamam baştan bunu söylemeliydin. Anladım. Ama ona rağmen yine kahve isteyen varsa... Yine çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Hazırsanız evi gezelim. Haydi buyurun. Şamim Hanım ilk gün benim evimde bu fırından çıkan yemeği yemeyeceğini söyledi. Umarım kendisi daha temiz ve daha hijyendir. Mutfakta aspiratörüne baktım, vardı yağ lekesi. Doğalgaz borusunda yağ lekesi, pas lekesi vardı. Şamim Hanım'ın evi hiçbir şey bana sormayın. Sıfır. Hiç temiz değildi. Çok kirli buldum. Banyosunda, banyo dolabının içerisinde tozlar ve kirler vardı. Şamim Hanım'ın banyosuna girdiğimde ders aralarında sarılıklar buldum. Kabin içinde kireçler, lekeler buldum. Giderlerde lekeler buldum. Şamim Hanım'ın evi yaşına göre hiç temiz değildi. Ama herhalde evinin kirliliğiyle ünlü olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.